Evet arkadaşlar, şimdi de nereye geçeceğiz? Dik dairesel koni bölümüne geçiyoruz. Bir dairenin tüm noktalarının daire düzleminin dışında bir T noktası ile birleştirmesiyle oluşan katı cisme koni denir. Yani bu dairenin etrafındaki her bir noktayı ya da içindeki her bir noktayı buradaki T'ye, T noktasına birleştirdiğimizde oluşan cisme diyormuşuz. Tepe noktasına itibaren indirilen dikme ayağı, taban dairesinin merkezinde ise koniye biz dik koni diyeceğiz. Yani bir anlamda T'yi buradaki merkeze indirdiğimizde burası dik oluyorsa dik konidir diyoruz. Koninin açılımı, koni aslında elde edilebilmesi için bir daire dilimini kullanmak lazım. Yani şöyle düşün, bu aslında şöyle T merkezli kocaman bir daire. Şuradan makasla kestiğimizi düşünelim. Sonra bu A ve B'yi birbirine yanaştıracağız. Tabii bu şekilde bükerek, şöyle bir bükme işlemi yaparak. Tabii ne olacak? Karşımıza şöyle bir şekil çıkacak. Onu ben buraya çizeyim. Şöyle. Şu ve şu. Burası A noktası. Burası da B noktası olsun. Şimdi burada nereye denk geliyor? Bak, A burada, B burada. Ama bunlar yan yana geldiğinde bu B'yi iptal edebilir miyim? Aslında A ile B yan yana geliyor. Yani katlama gerçekleştiğinde ve tam eğer şurası ortadaysa, bu daire dilimi ortasındaysa, ki ben buna C diyeyim şimdilik. C de buraya denk geliyor. Evet, durum bu. Bu şekilde kapanıyor bu. Kapandığında tabanda bir daire oluşacaktır. Bunun yarıçapına da R diyelim. O zaman eğer bu taban çapı R ise şu AB yayının ölçüsü de ne gelecektir? 2 pi ile gelecektir. Çünkü bu dairenin çevresi kadar bir uzunluk oluşur orada. Burada bir bakalım. Tepe noktası T. Ana doğru parçası. Ana doğru parçası kapandıktan sonra şu gördüğümüz çizgiler. Bunlar biz ana doğru diyoruz. Taban yarıçapı OB'dir. Tabii kapandıktan sonra oluyor. Yani OB, şöyle düşünelim. Bu taban yarıçapı. Evet, TB L ile gösteriliyor. OB burası yarıçap olduğu için R ile gösteriliyor. TO da, yani şunları birleştirdiğimiz zaman aslında koninin neyi oluyor? Bu yüksekliği oluyor. Bu da P ile gösteriliyor. Evet. Şimdi bunun alanı hacmi nasıl hesaplanır onu bir konuşalım. Aslında ben şu şeklin üzerinden gideyim. Şimdi yanal alan diye bir kavram var. Yanal alan aslında hani direkt buradan hesaplayamayız. Bunun açılmış haline bakmak lazım. Buraya bakıyoruz. Bu daire diliminin alanı. Şimdi bir daire diliminde daha önceden alan bulmayla ilgili şöyle bir kural verilmişti. Tabii çember daire konusunda. Mesela burası O merkezli bir daire dilimi. Şuraya R diyelim, buraya da R diyelim. Şuraya da mesela P diyelim. Buranın alanını bulurken, üçgen alanını bulur gibi taban çarpı yükseklik bölü 2 diyoruz. Bunu bilmemiz lazım şu an söyleyeceklerimi anlayabilmek için. Burada da yanal alan dediğimiz şu TAB daire dilimi. Bunun alanında ne olur bu durumda? Şöyle diyeceğim. Şurayı bir bilmem lazım. Ki AB'yi zaten biz 2 pi r diye söylemiştik. Yani bu taban oldu. L burada yükseklik gibi düşüneceğiz. Bir de bölü 2. Dolayısıyla yanal alanımız pi r l gelecektir. Bu birinci madde. İkinci madde bütün alan. Yani tüm alan ya da yüzey alanı da denebilir. Tüm alan diyelim biz ona. Bu da pi rl yanal alan artı taban alanıdır. Taban alanı da pi r karedir zaten. Bunu da böyle anladık. Başka. Şuraya bir ineceğim. Burada şöyle bir eşitlik verilmiş. Bu yeni bir şey değil bizim için aslında ama sanki yeni bir şeymiş gibi orada duruyor. Açıklayayım. O bilmesi gereken bir formül müdür? Değildir. Şöyle yapalım. Bir O merkezi çember hayal edelim. Şuralar LL olsun. Tamam mı? Şurası da hatta şunu ben T diye düzelteyim. Burası da 2 pi R olsun.
Bekle. Böyle olduğunu varsayalım. Şu aradaki aşağıya da alfa diyelim. Bu durumda bu alfa ile R arasında nasıl bir bağıntı var? Daha doğrusu R ile L arasında nasıl bir bağıntı var? Şöyle yapacağım. Benim yarıçapım buradan L. Hani büyüğüne göre konuşuyorum. 2 pi RL çarpı alfa bölü 360 deyince gördüğümüz yay parçasının uzunluğu buluyorum. 2 pi R. Buradan 2 pi'ler birbirini götürdüm. Şöyle yazabilirim. Şuraya dursun. Bunun altına alfa'yı atıyorum. Pardon, bunun altına L'yi atayım. Alfa burada kalsın 360. Ama ben söyleyeyim, yani buna çok da fazla ihtiyacım olmuyor. Yani şu mantığı zaten biz biliyoruz. Yani tekrar edeyim. Mesela şöyle bir şey düşün. Burası 60 derece. Burası 2 iken bura nasıl hesaplanıyordu? 2 pi çarpı 2 60 bölü 360 diyerek hesaplıyorduk, değil mi? İşte bunun gibi. Bunları sadeleştirdiğimiz zaman 6. Buna da bunu sadeleştirdiğimde 2 pi bölü 3 uzunluğuna geliyormuş burası. Evet. Şimdi hacmi konuşmadık. Hacmi bir konuşalım. Hacmimiz de taban alanı, ona hacim yazalım şöyle. Taban alanımız pi r kare. Buradan bahsediyorum. Çarpı yüksekliğimiz h, bir de neyimiz var? Bölüçümüz var. Çünkü ucu bu şekilde bir yerde birleşen cisimlerin hacimlerini hesaplarken ne yapıyoruz? Bölü 3'ü kullanıyoruz.